Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Teşkilatı Karakoçan ilçesini ziyaret etti. İl Başkanı Zeki Kaplan, 3 ay süreyle uzatılan olağanüstü halin mağduriyetlere neden olduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve ilçe teşkilatı Karakoçan ilçesini ziyaret etti. CHP heyeti ilk ziyaretini CHP Karakoçan ilçe başkanlığına gerçekleştirdi. CHP heyetini ilçe başkanı Mahmut Okçuoğlu ile ilçe teşkilat üyeleri karşıladı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, Karakoçan ziyareti hakkında bilgiler vererek 3 ay süreyle uzatılan o halin mağduriyetlere neden olacağını söyledi. Bundan sonra uygulanan OHAL kararları da ülkemizde bazı mağduriyetlerin oluşmasına neden oldu. OHAL kararının uygulanmasına Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabiatıyla biz karşıyız. Çünkü biz hem OHAL'e hem sıkı yönetimlere hem her türlü baskıcı rejimlere karşıyız. OHAL'in uygulanmasının ülkenin yararına değil zararına olduğu kanısındayız. Yaklaşık 80 bin civarında vatandaşımızın bu konuda OHAL kararları nedeniyle mağdur olduğunu biliyoruz. Kamuoda ve basında aldığımız bilgilere dayanarak bunu söylüyorum. Terör örgütüne bulaşmış, tüm terör örgütü adı altında mağdur edilmiş tüm vatandaşlarımızın bir an önce teröre bulaşıp bulaşmadıklarının yargı tarafından tespit edilerek suçlulara gereken cezaların verilmesini, suçsuzların da kendi normal hayatlarına, normal işlerine dönmesini hükümetten bekliyoruz. CHP Karakoçan İlçe Başkanı Mahmut Okçuoğlu da ziyaret dolayısıyla il teşkilatına teşekkür ederek terör operasyonlarında suçlu ve suçsuzu iyi ayrıştırılarak ayırt edilmesi gerektiğini söyledi. İlçede mevcut olan sorunları görüştük, ilçe sorunlarını görüştük. Gerek doğalgaz olsun, gerekse ilçedeki bu eğitim camiasında görevden alınan arkadaşların mağduriyetleriyle varsa mağduriyetleriyle ilgili suçlu ve suçsuzun haklı bir şekilde, adil bir şekilde yargılanması için görüşlerine başvurduk. Bununla ilgili çalışmaları var mı yok mu, herhangi bir istihbarati bilgi kendilerine gelip gelmediğini sorduk. Kendisi de bize bununla ilgili istihbarati bilgilerin bize intikal etmediğini, çalışmanın İçişleri Bakanlığı tarafından veyahut da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ya da valilik tarafından yapıldığını beyan ettiler. Biz de endişelerimizi öğretmenlerimizden dinlediğimiz endişelerimizi kendilerine ilettik. CHP heyeti daha sonra ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Cemil Çiftçi ve Karakoçan İlçe Kaymakamı Cemil Sarıoğlu'nu ziyaret ettiler. Tabii bunda sizin payınız çok uzun süredir.